Mercek'ten herkese merhaba. Tahmin edersiniz bugünün en çok kullanılan atasözü şu: öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur. Bu sözün Çerkez atasözü olduğu söyleniyor. Olabilir ama sağlam bir atasözü. Meramını gayet iyi anlatıyor. İşte bu atasözünü popüler yapan bugünkü bir gelişme oldu. Gazeteci Sedef Kavaş Tele1 kanalında bu atasözünü kullandı. Bağlam da Erdoğan'ın sarayda olması, yani Cumhurbaşkanı olmasıydı. Derhal rejim çarkları işledi. Sedef Kavaş gözaltına alındı. Hem de gece yarısı evi basılarak. Suçlama ise Cumhurbaşkanı'na hakaretti. Adalet Bakanı Gül de hemen bir açıklama yaptı. Hak ettiği karşılığı bulacak. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır ifadelerini kullandı. Aslında Kabaş meramını anlatmak için günlük hayatta hepimizin yaptığı gibi bir atasözüne müracaat etmişti. Erdoğan'a doğrudan öküz dememişti. Ama Erdoğan hemen üzerine alındı. Aslında pekala Erdoğan için öküz diyebilirdi. Yasal hiçbir takibe uğramaması gerekirdi. Ama bu gelişmiş batı demokrasileri standartlarına göre. Robert De Niro bir törende hem de kameralar önünde "Fuck Trump" demişti. Defaatle de bunu tekrarlamıştı. Hiçbir soruşturmada geçirmemişti. Gelişmiş batı demokrasilerinde bir siyasetçiye çok rahatlıkla öküz veya başka bir şey diyebilirsiniz. Seçmen öfkesini bu şekilde ifade edebilir. Başına da hiçbir şey gelmez. Siyasetçi bunu bilerek siyasete girer. Ama burası Türkiye. Erdoğan için bırakın doğrudan öküz demeyi, konusunun geçtiği yerde bu atasözünü bile kullanamazsınız. Ama Erdoğan muhaliflerine her şeyi söyleyebilir. Haşhaş, iblis, kan emici, vampir gibi. Daha uzatmam mümkün ama uzatıp dilimi kirletmeyeyim. Bu arada antir parantez şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın bu kadar zengin bir hakaret ve küfür literatürüne sahip olması ezikliğini ve aile terbiyesi almadığını da gösteriyor. Burada parantezi kapatayım. Bir başka merceğin konusu olsun bu. Erdoğan istediği gibi size küfredebilir ama siz ona ima bile edemezsiniz. Atasözü bile kullanamazsınız. Şimdi hangi cumhurbaşkanı kaç hakaret davası açmış, kısaca bir bakalım. Süleyman Demirel 158 dava. Ahmet Necdet Sezer 163 dava. Turgut Özal 202 dava. Kenan Evren 340 dava. Abdullah Gül 848 dava ve Tayyip Erdoğan 38.581 dava. Evet, yanlış duymadınız. 38.581 dava. Ağustos 2021 tarihi itibariyle bu rakamlar. Rakamlar böyle ama Erdoğan uluslararası medyada kendisine hakaretten dolayı kimseye hakkında işlem yapılmadığını da söylüyor. Söyleyebiliyor. Üstelik soruyu soran gazeteciyi "bunlara nasıl inanıyorsunuz" diye suçlayabiliyor. İşte bildiğiniz Erdoğan. Şimdi gelelim meselenin bir başka boyutuna. Bu söz ve gözaltı tam da Erdoğan'ın Sezen Aksu için Talibancı söylediği sözlere denk geldi. Erdoğan camide cuma namazından sonra imamın elinden mikrofonu alarak bir konuşma yaptı. Ve Aksu için "Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi. Sanki Kur'an hakkında hakara makara diyen egemen Bağış'ı kendisi büyükelçi yapmamış gibi. Neyse, havuz medyası bu dil koparma haberini görmedi. Aldığım kulislere göre Erdoğan bu dilini koparma sözünü spontan söylemiş. İletişim Başkanı Altun da medyaya yayınlanmaması konusunda uyarmış. Dolayısıyla havuz medyası bu skandal ifadeyi görmedi. İlginçtir, sözcü de görmedi. Gazeteci Bülent Korucu attığı tweette bu konuyu iyi yakalamış. Erdoğan'ın camide "Sezen Aksu'nun dilini koparırız" açıklaması yandaş medyada ilk sayfalarda yok. Sözcüde niye yok? O da mı Fahrettin Altun'a bağlı? Kim bilir, belki de bağlıdır. Bu Erdoğan ile ulusalcı Kemalist işbirliğinin net örneklerinden biri oldu. Neyse, Saray Propaganda Bakanı Fahrettin Altun haberi yaptırmadığına göre dil koparma ifadesi plansız bir şekilde çıkmış diyebiliriz. Tabii ki bu Erdoğan'ı aklamaz. Aklamaz çünkü
bu ifade için Aksu'dan özür dilemedi. Maksadımı aştım demedi. Geri adım atmadı. Bunları söylerken güldüğünüzü görüyorum. Ne özür, ne geri adım atması diyorsunuz. Evet, haklısınız. Erdoğan bu. İşin gerçeği, bir insanın içinde ne varsa o dışarı çıkar. Devri iktidarında iktidar ortakları dışında tehdit etmediği kimse kalmadı. Muhalif kimi görse dilini de koparmak ister, kafasını da. Hapislerini de tıkar, tıktı da. 15 Temmuz'da kafası kesilerek öldürülenleri unutmadık. O dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir ifadesi onun zihin dünyasının ta kendisi. Yani Taliban zihniyeti. Kendisini hukuk ve insan haklarını hiçe sayarak cezalandırma mevki olarak görüyor. Dil koparmak göreviymiş. Bu sözleri icranın başı olan Erdoğan'ın söylemesi önemli. Önemli çünkü bunu yapmaya muhtedir. Bu işin icrasını yaptıracak yüzlerce o gün samanslar var sokaklarda. Ayrıca IŞİD'çiler ve mafya harekete geçmek için Erdoğan'ın bir emrine bakar. Eğer bugün Sezen Aksu'nun dili hala koparılmadıysa kendi ifadesiyle yeri zamanı gelmediği içindir. Bazen bu kirli mekanizmalar emirsiz de hareket edebilir. Erdoğan'ın gizli ordusu bu iş için var. Ne yaparlarsa yapsınlar cezasız kalacaklarını çok iyi biliyorlar. 15 Temmuz sonrası çıkardıkları yasa ile bunu teminat altına aldılar zaten. Erdoğan sıkıştı. Çıkış yolu arıyor. Sarayda öyle rahat uyuyamadığını, uykuların kaçtığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki seçimleri kaybetmek, her şeyini kaybetmek anlamına gelecek. Anketler tepe taklak gittiğini gösteriyor. Din ve milliyetçilik üzerine ortaya attığı tartışmalar onu kurtarmaya yetmiyor. En son intihar eden Enes Kara tartışmaları, cemaatler, tarikatlar kapatılsın söylemleri bile oyunu arttırmaya yetmedi. Büyük bir kaosa ihtiyacı var. Muhalif kitleyi kendi kontrolüne sokağa dökmek istiyor. Ancak sokağa dökülen halkın karşısına dikeceği, %50'yi zor tutuyorum dediği bir tabanı artık yok. Bunu IŞİD'çi ve mafyadan oluşan gizli ordusu üzerinden yapacak. Kalabalığın arasına sokacağı adamlarıyla ortalığı kan gölüne çevirecek. Bu gerilim ve kaos yine oylarını arttırmazsa OHAL ve seçimlerin ertelenmesi gündeme gelecek. Kısaca ülkeyi yakmadan gitmeyecek. Son olarak şuna da dikkat çekeyim. Bu son olayda yani saray, ahır, öküz ve Erdoğan konusunda gördük ki cadı avında rejim söylemlerini kullananlara da sıra geldi. Yani Erdoğan muhalifi olup rejim dilini kullanıp ateşe odun taşıyanlara da. Sarı öküzü vermeyecektiniz diye bir söz var ya, işte yine içinde öküz geçen bir atasözü. Sarı öküzden kastettiğim hapislere tıkılan on binlerce masum. Şimdi sarı öküz dedim diye herhalde o masumlara hakaret etmiş olmuyorum. Hapislere tıkılan binlerce masumdan ilki içeri atıldığında ayağa kalkacaktınız. Kimlik gözetmeyecektiniz. Faşizme dur diyecektiniz. Alkışlamayacaktınız. Maymunun bile gözünü açtığı dünyada hala gözünüzü açmayacak mısınız? Rejime bakan yönüyle son sözüm şu olsun. Ne kadar baskı yaparsanız yapın. Öküz saraya çıksa da kral olmaz. Öküz hep öküzdür. Saray, ahır, öküz ve Erdoğan. İşte Türkiye gerçeği.